taraftaki hemen görebiliyor musun? Tamam. Zeynep Hanım iyi akşamlar. Ne haber? İyiyim sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz biz de. Emircan'la bayağıdır görüşmüyorduk. Öyle evet. Buluştuk bir yemek yedik. Tanıyorsunuz biliyorsunuz. Evet. Yakın arkadaş. Son zamanlarda da şey çıktı. Klip ceza para çıktı. Kliple alakalı bir ceza almıştım. Aynen oldu öyle şeyler. Hallettik. Sorun yok. Telefonla video alsana. Depremde de bazı arkadaşlarımızı kaybetmişsiniz. Evet teşekkür ederim. Peki, çok sağ olun. Neler söyleyeceksiniz? Yani çok zor bir zamandan geçtik. Hala da geçiyoruz. Üzgünüz, mutsuzuz. Peki şu anki normalleşme süreci sizde mantıklı mı? Yani bazıları karşı çıkıyor, çok çabuk normalleşmek ama bazıları da her şey normal olması gerekiyor. Yani normalleşmeden kastımızın ne olduğuna bağlı. Sonuçta hepimizin bir işi var. Hepimizin devam etmek zorunda olduğu bir hayatı var. Hepimizin ailesi var. Bir şekilde yaşamaya ve hayatımızı idame ettirmeye devam etmek zorundayız. Zaten süreçte de herkesin elimizden geldiği kadar yanında olmaya, aynı duyguyu paylaşmaya çalıştık. Hala da devam ediyoruz. Ama tabii ki de işimizin başına dönmek zorundayız. Herkesin olduğu gibi. Ama unutmadık, unutmuyoruz. Hala oradayız, hala iletişimdeyiz herkesle. Olabildiği kadar, ulaşabildiğimiz kadar. Çok 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 kötü bir şey yaşadık. Tarifi yok, açıklanabilir bir tarafı yok. Oldu. Biz de bir şekilde akıl sağlığımızı yerinde tutmaya çalışıyoruz. Her şeyin daha güzel olacağına inanmaya çalışıyoruz. Ve iyileşmeye çalışıyoruz hep birlikte el ele. Böyle bir süreçten geçiyoruz hepimiz. Bence siz de hepimiz. Aynen. Şöyle bir korkularınız oluyor mu? İstanbul'da deprem oldu olacak gibi. Yani her an her şey söyleniyor. Neye inanacağız? Hangisi, ne an gerçekleşecek bilmiyorum. Korkuyorum. Ama olacaksa da bir şekilde bunu yaşayacağız. Önlem almak en önemli şey, en büyük gayemiz. Bunun önlemini alıp yaşanacak şeyin önlemiyle ve bunun bilinciyle hareket etmek. Ne olur bilmiyorum. Riskli bir bölgedeyiz. Bilemiyorum. Yani o kadar zor bir buçuk ay yaşadık ki. Bunu bireysel olarak bir yerden konuşmuyorum. Tamamen kolektif bir yerden söylüyorum bunu. Çok zordu, çok sertti. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Bizi neler bekliyor bilmiyorum. Ama tek yapmamız gereken şey, yapabileceğimiz tek şey önlem almak ve olacakları beklemek. Riskli bölge dedi ki İstanbul için. Evet. İstanbul'dan taşınmayı düşünüyor musun? Yani ben zaten bir ayağım İzmir'de. Evet. İzmir'e gidip geliyorum. Ama orada da, orası da riskli bölge bu arada. İzmir de riskli bölgede. Orada da ciddi bir fay hattı geçiyor. Her yer riskli. Bir yere kaçamayız. Yaşayacağız. İlişki durumunuzu soralım. Ne zaman yanınıza gidebiliyorsunuz? Bilmem, olunca. Son olarak enkaz altındaki bir depremzede de sizin kurtarıldığında sizin şarkınızı çalmalarını istedi. Evet, iletişimdeyiz. Kendisiyle iletişimde misiniz? Tabii ki iletişimdeyiz. Birlikteyiz. Bundan sonra da beraber olacağız. Şu an o tarafta da her şey yolunda. Her şey iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Böyle. Emircan Bey'le yeni bir çalışma mı olacak tekrardan? Ya biz çok iyi arkadaşız. Ha, biliyoruz onu da tekrardan çalışma için yan yana geldiniz. Bayağıdır acaba? Buluşamamıştık. Öyle bir arayı kapatalım dedik. Bir buluşalım, bir yemek yiyelim dedik. Ben de burada değildim. Öyle buluştuk, yemek yedik. Siz şimdi neler yapıyorsunuz Emircan Bey? Nasıl gidiyor? Ya albümü hazırlıyoruz işte. Bir ara verdik deprem sürecinden dolayı. Şimdi Haziran'da çıkacak albümü hazırlıyoruz. Onun çalışmaları var. Yani küçük küçük stüdyolara dönmeye başladık. Konserlerimiz de başladı. Yarın sabah Aksaray'a gideceğim. Yarın Aksaray konserim var. İşte konserlere başlayacağız. Yani hayatta devam edeceğiz. Şimdiden sahneler dilerim o zaman. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Zeynep Hanım son olarak şey soralım. Evliliğe kapıları kapattınız mı? Yoksa tekrardan düşünür müsünüz? Gerçekten şu an mesela evliliğe kapıları kapattığımı mı konuşmalıyız? Yani gerçekten yani, mi? Çok merak ettiğimiz bir konu. Yani ben daha 30 yaşındayım. Evet. Her an her şey olabilir. Hiçbir şeyi öngörmüyorum. Hiçbir şeyle ilgili kesin bir kararım yok. Keyfim yerinde, mutluyum. Bir gün çok aşık olurum, evlenirim, çocuk yaparım. Bilmiyorum ki, hayat bu.
Ama şey, özellikle en çok konuşulan konular neden neymiş boşanma? Neymiş en çok konuşulan konu? Gerçekten biz de çok merak ediyoruz. Neyi merak ediyoruz? Boşanma sebebini. Yani. Allah Allah, bunları neden konuşalım? Niye konuşuyoruz ki? Yani hani siz arkamal olduğunuz için biz de sizin hayranınız olduğunuz evet ama işte ama insan her şeyde halka mal olduğu için her şeyi de açık etmek, açıklamak zorunda değil. Biz Tolga'yla çok güzel bir kariyer yönetiyoruz. Evet, bizi zaten sonrasında da süreçte de çok birlikte gördünüz. Ve görmeye devam edeceksiniz. Aramızda bir problem yok. İlişkiler biter, ilişkiler başlar. Romantik ilişki biter, iş ilişkisi devam eder. Yani bunlar bu kadar çok da değişecek şeyler. İlişki, evlilikle taşlandırdınız ve sonrasında evet. Boşanmış. Ne güzel yaptık, çok iyi yapmadık mı? Evet, çok iyi yaptık. Evet. Sonrasında bir boşanma olduğu için işte yani... İnsanlar sevgili olur, sen de sevgili oluyorsun, sen de evleniyorsun, sen de yani evliysen inşallah başına öyle bir şey gelmez ama bir gün sen de boşanabilirsin. Hayat böyle bir yer. Hepimiz evleniyoruz, boşanıyoruz, sevgili oluyoruz, ayrılıyoruz yani bunu konuşacak bir yanı var mı artık Allah aşkına? Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bay bay. Ayrılıklar da sevdaya dahildir. Evet. Tabii ki, bravo. Çok doğru. Yok, gel. Birlikte alırsan daha iyi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun.